Abdurrahman Dilipak, Siyasi Gündem Eylül'ün ikinci yarısındayız. Fırat'ın doğusu için iki hafta daha bekleyeceğiz. İsrail seçiminin sonucu ve İsrail'deki yeni yönetimin şekillenmesi için de en az bir iki hafta geçmesi gerekiyor. Ekim'de adalet reformu paketi gelecek meclise. İdam ve af yok gündemde. Detaylar önümüzdeki haftalarda belli olur. Ve 40 gün Adnan Oktar davası ile ilgili gelişmeleri izleyeceğiz. Tabi Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'e yapacağı ziyaret, burada yapacağı konuşma ve Trump'la görüşmesi son derece önemli. PYD ve İdlib'den FETÖ'ye, F-35'ten hava savunma sistemine kadar birçok konu masaya yatırılacaktır. Ankara'daki üçlü zirve ve Doğu Akdeniz'deki hareketlilik ardından bu görüşme önemli. Bu arada söz verilen AK Parti'de tabandaki değişim beklentisi devam ediyor. Seçim olalı aylar oldu halk alındığı söylenen mesajın karşılığı olan adımların atılmasını bekliyor. Bazı atılan adımlar ve atamalarsa akılların daha da karışmasına sebep oluyor. Birileri bunların dile getirilmesi için her yolu deniyor. Bir bakıma ben o insanların dili oluyorum. Sadece sözü değil, kalbinden geçirdiklerinin sesi. Bir takım insanlar bunlarla teselli buluyor. Bu birilerinin canını sıksa da. Bir gazetecinin de hakkın ve halkın sesi olması gerekmiyor mu? Değişim makyaj şeklinde olursa şaibeli ve toplumda alerji oluşturan isimler korunur. Ya da yeni benzer kişiler atanırsa bu durum ciddi anlamda bir hüsrana dönüşebilir. AK Parti bu anafordan yakasını kurtarmak istiyorsa bundan sonra atacağı her adıma ve söylenecek her söze dikkat etmesi gerek. Özellikle de Gül Davutoğlu ve Babacan'la kesin olarak yollar ayrıldıktan sonra Hangi kesimden olursa olsun birilerinin troller üzerinden siyasi gündem oluşturma çabaları artık toplumda itibar görmüyor. Bunun kimseye faydası yok. Bu aklını yön vereceği bir siyasetin karşılığı hüsran olacaktır. MPI ihalesi, Çanakkale'deki maden sahasıyla tartışmalarda izlenen yol ders olmalı. Siyasetçi suali mukadderlere cevap vermiyorsa ağzıyla kuş tutsa faydasız. Gelinen noktada siyaset irtifa kaybetmeye başladı. Değişim siyasetteki her parti tabanının ana beklentisi haline geldi. Milletvekillerine o bölgeyle ilgili yüksek bürokrasiye, STK'lara, cemaate, iş adamlarına danışarak yapılacak bir değişim parti tabanlarında itibar görmeyecek. Hepsi ahbab çavuş, şıracının şahidi bozacı. Bundan bir şey çıkmaz. Milletvekilleri bu kadroları bu kadrolar da o milletvekillerini üretti. O bürokrasiler de bu teşkilat ve milletvekillerinin eseri. Bunlar sahibinin sesidir. Bu her parti için böyle. AK Parti'dekiler için durum daha can sıkıcı. Bunlar birçok yerde ahbap çavuş ilişkilerinde MIT'le de emniyet istihbarat mülki idare amirleriyle de kol kola girdiler. STK'lar deseniz bu yapı vakıf dernek sendika o da hangisi deseniz onu oraya taşıdı. Bunları fonlayanlar yine aynı yapı. Bunlar sağıyla ile soluyla ile cemaat yapılarıyla da iç içeler. Sünni ya da Alevi fark etmiyor. İdeolojik topluluklar da seküler tarikatlara dönüştü zaten. Cemaatler de artık siyaset ve sermaye ile tanışınca büyük ölçüde dünyevileşti. İbadet işin cilası olarak kaldı. Menfaat söz konusu olunca işi ehline vermeye gelince iş kimsenin dinden ahlaktan söz ettiği yok. İş adamları deseniz ekonomi ve politika al gülüm ver gülüm. Win-win bir menfaat ortaklığına döndü sanki. Bu birliktelik bu şekliyle gayrimeşrudur. Bundan hayır hasıl olmaz. İki tarafta birbirinin fesadına hizmet eder. Bu yapı bu hale dönünce bir yandan da mafyalaşır. Önce resmi kurumlar üzerinden idari tasarruflar, daha sonra iftira yoluyla toplumu baskılamaya çalışır. Artık yargının da yeterli olmadığı mızrağın çuvala sığmadığı yerde mafyalaşma başlar. Çok geç kalındı. Bu işlerin bu noktaya gelmesi beklenmemeliydi. Bakın seçmen siyasetçinin veli inimetidir. Siyaset vekalet müessesesidir. Ahali ile inatlaşılmaz. Siyaset STK iş çevrelerine söylüyorum. Şeklen istişare ve şura yapıyormuş gibi yaparak bu işleri düzeltemeyiz. Belki bir takım fasık müfsit ve muzır şahısların bu süreçteki girişimlerine bakıp onların desteklediği kişileri derhal elemek gerek. Zira def-i mazarratçel bir menafiden evladır. Bir adaya referans olan kişi çoksa ve çok iyi bir profil takdim ediliyorsa, ihtiyat edin. Zira bu münafıklar ağuyu altın tas içre sunarlar, bal da onun suç ortağı olur. Üniversiteden, medreseden de tezkiye alırlar. Sakalına, başörtüsüne, namazına hemen kanmayın. Çok hayır yapıyor gibi gözüküyorsa, bakın bakalım çaldıklarını gizlemek için, insanların gözlerini, akıllarını, vicdanlarını perdelemek için yapılan bir operasyon mu bu?'' Aman kafası kirada adamlara siyasette makam vermeyin. Parayı veren düdüğü çalar, düdük kişilerden uzak durun. Size aşırı iltifat ediyorsa altına zulmediyordur. Kendinin size yaptığının o alttaki memurdan ister. Bunların tevazu kibirlerini örten bir perdedir. Bunlardan uzak duralım inşallah. FETÖ'cülere kafayı taktık. Bu kripto FETÖ'cüler kendilerini gizlemek için bu işe kenarından bulaşan herkesi FETÖ'cü diye ihbar ediyor. Buna dikkat edelim. Kamuda ve iş dünyasında itibar gören bazı isimler hapse atılan FETÖ'cülerden daha tehlikeli. FETÖ'cülüğü keşke sadece FETÖ ile ilişkilendirmesek. Aramızda her cemaatte, her ideolojik ve politik topluluktan bir sürü metodik FETÖ'cü var. Bunlara karşı da dikkatli olmamız gerek. Bir başka gün derin devlet ve devlet ilişkisini yazacağım ama şimdiden söyleyeyim. Eskiden devletlerin içinde derin bağlantıları olan derin çeteler vardı. 1700'den sonra Vesfalya sürecinde derin çetelerin elinde oyuncak olan devletler var. Sağıyla soluyla partilerde durum da 3 aşağı 5 yukarı böyle. FETÖ durup dururken çıkmadı. FETÖ'yü gözünüze çok yaklaştırırsanız arkasında onun gibi onlarca çeteyi kaybedersiniz. Bu işin uluslararası ayağına gelince... Biri gider bir başkası gelir. Giden ağam gelen paşam. Değişen bir şey olmaz sonuçta. Hem de en yakınınızda burnunuzun dibinde yuvalanırlar. Önünüze, arkanıza, sağınıza, solunuza duvarlar örerler de size kimse sesini duyuramaz sonra. Ve hep yüksek, devletin âli menfaatlerinden söz ederek, tulu emel hikayelerle gözünüzü hep yükseklerde tutarlar da çevrenizdeki insancıkların küçük hayallerini, umutlarını, korkularını göremez hale gelirsiniz. Ve tabii önümüzdeki çukurları, tuzakları da göremezsiniz. Ah bu siyaset, ah bu siyasetçiler. Sonuçta bu süreç bir imtihan süreci. Yoksa her şey olacağına varır. Takdir neyse o. Ama öte yandan bu süreçte herkes yapıp yapmadıkları, söyleyip söylemedikleri, durdukları yer ve hesaplarıyla imtihan oluyor. Sonuçta herkes halleriyle ya kendi cennetine sırtında tuğla ya da kendi cehennemine sırtında odun taşıyor olacak. Yoksa kader, rızık ve ecel Allah'tan başka kimsenin elinde değil. Siz Allah'ın indinde yolun sonunda varacağınız yeri, makamınızı görmek istiyorsanız onun sizin neyle meşgul ettiğine bakın. Selam ve dua ile. Abdurrahman Dilipak, Yeni Akit.